Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan hırsızlık olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu duruma isyan eden esnaf, sanayi sitesini mesken tutan hırsızlara adeta ateş püskürürken sonra duyarsız kalan yetkililere de veryansın etti. Yani sanayide hiçbir şekilde güvenliğimiz yok. Müşteri arabasını bile dükkanda bırakamıyoruz artık. Yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Yetkililer buna bir çare bulamıyor. Baştan halledeceğim, yapacağım diyor ama boş. Dün gece saatlerinde de yine iş başında olan hırsız veya hırsızlar bu kez toplam 12.000 TL değerinde olan iki iş makinesi, bilgisayar kasası ve nakdi para çaldı. Daha önce siftah yapamadan günü kapatırken şimdi de her güne yeni bir hırsızlık olayıyla başlayan Antakya Küçük Sanayi Sitesi esnafı hem işsizlik hem de hırsızlık olaylarıyla adeta mağdurları oynuyor. Toplantı yapıldığı an başkan dedi ki bize gereken önlemler alınacaktır. Evet. Gelen önlemler Hiçbir zaman söylediğin lafların arkasında kalmadılar. Niye kalmadılar? Ya korkuyorlardır, ya işbirlikçi oluyorlardır. Yüzde yani müstahmemeler böyledir. %90'ı işbirlikçi olabilir. Çünkü biz artık hiçbir şekilde güvencemiz yok sanayide. Hafta başında Antakya Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi binasına yürüyerek Başkan Mehmet Ali Kanlı'nın istifasını isteyen esnaf, güvenlik sorununun yaşandığı bölgede meydana gelen hırsızlık olaylarından dert yanarken, yüz binlerce Suriyeli sığınmacılara bakan devlet 1500 kişilik esnafa sahip çıkamıyor diyerek tepki gösterdi. Yani ki devletimiz gelip bunlara 200 bine yakın herhalde tahminimce Suriyeli besliyor. Burada 1500 kişi bir esnafa sahip çıkmayacaksa bizim devlet, o zaman güvencemizi biz sağlayalım. Kendi dükkanımızı kendimiz bekleyelim. Dükkan evimize gitmeyelim. Silahlanıp dükkanımızın içine geçirip oturalım. Kooperatife her ay aidat ödeniyor. Para ödeniyor. Güvenlikçilerin parası, kamera parası, hiçbir şey ortada yok. Giriş çıkış yapamaz. Ne araçlarla bir şeyler. Neyin açık? Gel buyurun. Adam gelsin. Kendi ülkemizde, kendi memleketimizde ikinci sınıf muamele görüyoruz. Biz hem çalışıp hem de güvenliğimizi koruyamayız diyen Antakya Küçük Sanayi Sitesi esnafı, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz'in konuya el atmasını isterken, bu kadar hırsızlık olayına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Yetkililere en kısa sürede bunun önlemini almaya ve sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz görüşünü dile getirdi. Ancak bir ay olur, iki ay olur, üç olur. İki seneden beri mağdur. Mağduriyetleri hiç mi bitti mağdur arkadaş? Mağdur olan ya? Bizleriz. Bizim mağdur olan biziz arkadaş. Kredimizi çekip de ödeyemiyoruz. Yani böyle haciz duruma düşmeye başladık yavaş yavaş. En ölü dükkanın içindeki malı 10 milyardan başlar. Kardeşim yazık günahdır. Yazık günahdır. Burada bizim cihazlarımız var. Burada bizim imkanlarımız var. Cihazlarımız olmazsa biz kullanamayız, biz çalışamayız.